Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel yeni bir tarif ile sizlerleyim. Çok güzel bir pasta hazırlayacağız. Daha doğrusu kek hazırlayacağız. Üzerine güzel bir krema muhallebi yapacağız. Güzel bir borcam pastası olacak. Böyle yumuşacık, üzeri muhallebili pastamızı yapmaya hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar 2 tane yumurtayı çırpma kabına alıyorum. Büyük boy yumurtalarım ve üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Bir 5 dakika çırptıktan sonra rengi açılıyor. Üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Yarım su bardağı süt ekliyorum. Sadece karışıncaya kadar çırpıyorum sıvı malzemeleri. Şimdi bir su bardağı un ilave ediyorum. Daha önceden eleyip hazırlamıştım. 2 yemek kaşığı tepeleme kakao ekliyorum. Ve bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık blender'ın yüksek devrinde değil de düşük devrinde yavaş yavaş çırpacağım. Veya bir tahta kaşık veya spatula yardımı ile de karıştırabilirsiniz. Düşük devrinde çalıştırdığınız zaman kesinlikle kabarmasında hiçbir sorun olmaz. Dikkat etmeniz gereken yüksek devirde çırpmamak. Sadece malzemeler, sıvı malzemeler ve katı malzemeler birbirine karışıncaya kadar çırptım. Şimdi yağlamış olduğum, tereyağı ile yağlamış olduğum yuvarlak borcama kek harcını boşaltıyorum. Kare borcam da kullanabilirsiniz. Spatula ile yayarak her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. Ve önceden ısınmış 180 derece fırında kekimi pişmeye gönderiyorum. Pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir yerine bir kürdan batırıp kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir. Bunu genelde bütün tariflerimde söylüyorum. Web sitemdeki yazılı tariflerimde de yine yazarak anlatıyorum. Evet, şöyle bir iki sallıyorum. Artık kekimiz pişmeye hazır. Hemen pişmeye gönderiyorum. Kek pişerken muhallebisini hazırlayalım. Muhallebisi için 2 Türk kahvesi fincanı şöyle tencereye koyuyorum. Üzerine yine Türk kahvesi fincanı ile 2 fincan un ekliyorum. Ve 2,5 su bardağı soğuk süt var. Şöyle bir un ve şekeri karıştırdıktan sonra yavaş yavaş sütü ekleyerek pütürsüz bir kıvamının olmasını sağlıyorum. Çırpıcı ile karıştırıyorum. Sütün hepsini ilk aşamada boşaltmıyorum. Bu şekilde yaparsanız pürüzsüz bir muhallebiniz olur. Tabii ki pişirmesi de önemli. Şimdi geride kalan sütü ekliyorum. Bakın hiç pürüzsüz bir muhallebi oldu. Hiç pütürü yok. Şimdi ocağı alıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Muhallebisini pişirirken lütfen sürekli karıştırarak pişirelim. Dibini tutmasın, topaklanma olmasın. Artık kenarlarından koyulaşmaya, kıvam almaya başladı. Hemen içine bir paket vanilin ekliyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Bakın artık kaynadı ve kıvam aldı. Şimdi ocağın altını kapatacağım ve ılımaya bırakacağım. Kıvamını görüyorsunuz. Şu an koyu bir kıvamda. Daha da koyulaşacak tabii ki soğuduğunda.
olması gereken kıvamda bu zaten. Şöyle gösteriyorum. Ocağımın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Bir su bardağı sütü ılıttım. Ilık olması gerekiyor. İçine burada 2 yemek kaşığı kakao var. Kakao ekliyorum. Ve karıştıracağım. Keki bunun ile ıslatacağız. Fırından çıkıp ilk sıcaklığı çıktıktan sonra arzu ederseniz kakao yerine kahve de kullanabilirsiniz. Granül kahve ekleyebilirsiniz veya Nescafe ilave edebilirsiniz. Hangisini seviyorsanız. Kakaosu eriyinceye kadar karıştırıyorum. Islatmak için olan sosumuz da hazır. Kek fırından çıktı ve biraz beklettim. İlk sıcağı çıktı. Şöyle bir kürdan batırarak delikler açıyorum. Çok fazla da delmenize gerek yok. Zaten yumuşacık bir kek. Sosu içine biraz daha güzel çeksin diye yapıyorum bu işlemi. Pişip pişmediğinde bu şekilde böyle dibe kadar batırdığınızda kürdanınız temiz çıkıyorsa böyle kontrol edebilirsiniz. Şimdi keki deldim ve üzerine hazırlamış olduğum kakaolu sütü gezdiriyorum. Kaşık ile her tarafına gelmesini sağlıyorum. Kek soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Güzelce sosu içine çeksin diye. Pişirmiş olduğum muhallebi iyice soğudu. Bayağı da katılaştı. Şimdi kıvamını göstereyim size. Bakın. İçine krema koyup çırpacağız şimdi. Ve kıvamı akışkanlaşacak. Bir kutu sıvı süt kreması ekliyorum. Bu muhallebimizin bütün bu katılık kıvamını değiştirecek. Daha akışkan bir kıvam elde etmemizi sağlayacak. Şimdi güzelce artık çırpıyorum. Bakın kıvamı açıldı. Çok güzel bir kıvam oldu. Şimdi hemen kekin üzerine süreceğim. Kekimiz de soğudu. Islatmış olduğumuz kekimizin soğuması gerekiyor. Eşit bir şekilde muhallebiyi her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Her tarafını Hindistan ceviziyle kaplıyorum. Hindistan cevizsiz hiçbir yerinin kalmaması gerekiyor. Her tarafını Hindistan ceviziyle kapladım. Şimdi şöyle bir 2 santim genişliğinde kağıtlar kesip hazırlıyorum ve üzerine bu kağıtları yine aynı aralıklı yerleştiriyorum. Aradaki boşluk kısımlara böyle küçük bir çay süzeyi veya elek yardımı ile kakao eleyerek koyuyorum. Şöyle kaşık ile de koyabilirsiniz. Önemli olan böyle şerit şeklinde desen vermek. Piyano şeklinde. Ama böyle elek ile yaptığınızda daha düzgün bir görüntüsü olacak. Her tarafına kakaosunu serptim. Şimdi yavaşça üzerine koymuş olduğum kağıtları kaldırıyorum. Dikkatli bir şekilde kaldırmamız gerekiyor. Altta kalan beyaz kısımlara kakao dökülmemesi için. Evet, pastamız hazır. Kekimiz, pastamız, borcam pastamız. Şimdi bunu 2 saat buzdolabında dinlendirip daha sonra dilimleyerek servis yapacağım. Pasta tam 2 saat dinlendi. Artık dilimleyerek servis yapacağım. Dilimlenmiş halinde size göstermek istiyorum. Pastayı dilimlerken her seferinde lütfen bıçağımızı temizleyelim. Bütün pastalar için bu geçerli.
düzgün bir sonuç elde edebilmek için. Evet, pastamız hazır. Bakın ne kadar muntazam çıktı. Harika görünüyor gerçekten. Tabii ki dokusunu da size göstermek istiyorum. Yumuşacık görünüyor. Pastamız hazır. Bir dilimde şöyle dokusunu da göstermek istiyorum. Çok güzel yumuşacık keki, bu üzerindeki yine yumuşak kıvamdaki kreması ile gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de denediğinizde beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın.